Selamlar herkese. Şimdi XBAR-R kartında bizim önemli olan bu üst kontrol. Yani şu üst kontrol limiti demişim ya, hani UCL upper kontrol limit, low kontrol limit. Tamam, İngilizce kaynaktan aldığım için böyle yazmışım ama siz ne olduğunu bilin yani. Şimdi kalite mühendisim, XBAR-R kartı var yani bir formatım var ama şimdi orada hesaplaman gereken tek şey üst kontrol limit ve alt kontrol limit. Başka bir şey yok. Nasıl yapacağız? Şimdi bak, diyelim ki, affedersiniz, 10 tane 10 kere ölçüm almışız, tamam mı? Hani saat 1'de, şöyle diyelim, saat 1'de ölçüm, saat 2'de ölçüm, saat 3'te ölçüm, tamam mı? Saat 10'a kadar ölçümler var. Siz verdiniz işte, üretimdeki arkadaşlar sana getirdi onları. İşte şunun hepsine sample size deniyor, tamam mı? Şuna sample size. Ve dedik ki, demin mesela bu subgroup numune sayısını ben şey demiştim, 3 demiştim. Hani 3 seçmiştim ama 3 ile 5 arasında, buradaki örnekte 5 almışız mesela, tamam. Her saatte de 5 tane numune ölç demişiz. İşte 5.02, 5.01, tamam, teker teker. Yani toplamda kaç tane oluyor? 50 tane ölçüm yapması. Ya bu Excel'i paylaşacağım, burada formülleri de var. İşte ilk başta şunun ortalamasını al, bunun ortalamasını al, teker teker bunların ortalamasını alacağız. Bu xort diye geçiyor. Sonra bunların ortalaması, yani tüm datanın ortalaması, x ortalama 2, 5.01. Sonra burada ben basit formül yaptım, yani minimum değeri, maksimum değeri otomatik çıkarsın diye. Minimum değeri, maksimum değeri, sonra r değerlerini bulmuşsun. Çünkü niye? Grafiğin alt üstü x ortalama değerleri de hatırlarsanız, altı da r. Yani o ölçüm içinde minimum ve maksimum değer arasındaki en büyük şey farkı bulmanız lazımdı. Tamam mı? R ortalamayı bulduk. Şimdi gelelim formüllere. X bar için üst kontrol limiti x ortalama, yani şu değerin üzerine A2 deyip değer varmış. O A2 ile R ortalamayı çarpacakmışız. Bunu bulacakmışız. Peki A2 ne? A2'de arkadaşlar bakın, şeyde burada ben getirdim. Şimdi bu tabloları da paylaşırım. Böyle çok değişik istatistik kontrol kartları var. Onlarda böyle matematiksel şeyler var. Yani katsayılar var. Biz bunları hesaplamıyoruz ama her yerde aynı. Tamam mı? Bu A2 değeri için bu datayı şey yapacaksın. Yani neye göre seçiyoruz? Numune sayısına göre. Numune sayısının 5 ise bunu seç. 3 ise bunu seç. Tamam. Ya bunlar benim kafamdan attığım şeyler değil. O tablo böyle bir kitap çıktısı olduğu için çok böyle şey geldi bana. Ben elle yazdım. Ama o tabloları da orijinallerine ulaşabilirsiniz. Yani üst kontrolüm için x ortalama artı buradan seçtiğin A2 değeri çarpı R ortalama. Tamam. Bunu buluyorsun. Aynı şekilde alt kontrolüm için limiti içinde x ortalamadan A2 ve R ortalamanın çarpımını çıkartıyorsun. Şimdi burası yani x barın kontrol limitleri. Yani x ortalama değerin kontrol limitleri. Bir de aynı şekilde aşağıda R kart var. Yani R, onun da bir üst kontrol limiti, alt kontrol limiti olması lazım. Onun da değerini D4 çarpı R ortalama. D4 de bir katsayıymış. Onu da buradan buluyoruz. 2,114. D3 için de buluyoruz. Al kontrol limiti için de D3 katsayısını alıyorsunuz. O da burada 0'a tekabül ediyormuş. Niçin? 5 tane numune değişir. Eğer sen 4 alsaydın bu değer, yani D3 için aynı da mesela D4 için 2 alsaydın bu değeri seçecektin. 0,24 ve 0,243 ile 0 arası olması lazım. Senin kontrol limitlerin. Yani bakıyoruz mesela bu, büyük ihtimalle ben burada üst spek limitini yazmamışım ama bu ölçüm 5 artı eksi 10'da 1. Yani 5,100 ile 4,900 arasında olması lazım. Bakın görüyor musunuz? Üst kontrol limit ve alt kontrol limit benim o aralığımı daraltmış. Zaten amaç buydu. Tamam. Yani bu arada bir nüans da, diğer eğitimde linkini bırakacağım, eğitimde daha, tabii daha detayı var. Bu spek limitleri, yani teknik resim değerleri bilinen XBAR-R kontrol kartları için uygulanan formülasyon. Bir de hani tolerans değeri belli olmayan bir şey var. Yani diyelim ki 5 artı eksi 10'da 1 dedim ya,
Ya bu belli değilse, yani sadece ölçüm alıyorsun, orada tek resim yok. Onun içinde bir formülasyon var ama yani ben de açıkçası kendi pratikte çok kullanmadım. Çok uzatmamak için de ondan bu derste bahsetmeyeceğim ama diğer şey de var, diğer ders de var. Hani şey yaparsanız, ilgilenirseniz oradan da alabilirsiniz. X bar R kartı için üst kontrol, alt kontrol, limit bu Excel'de paylaşacağım. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Teşekkür ederim.